Herkese selamlar dostlar. 30 Haziran iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün toplamda tam 6 tane mücadele var. Çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Kısa kısa anlatıp devam edeceğiz. Videonun sonunda henüz bir kupon oluşturmadım. Öncelikle onu belirteyim. Videonun sonunda kupon yok çünkü şu anda kuponlar oluşturmadım. Gece oranlara bakacağım. Bir de sabah bakacağım oranlar ne düzeyde oynamış. Çünkü Norveç'te oranlar oynadığı zaman bazı maçlar kendini belli edebiliyor. Ondan dolayı bir Norveç biraz tecrübemiz var. Ondan dolayı kuponları oluşturmadım. Videonun içinde detaylı dinlerseniz mutlaka sizler de göreceksinizdir. Bu arada videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. NBA var. Finlandiya'dan aldım. 4 tane de Norveç'ten aldım. Ondan önce hemen neler yaptık ondan bahsedelim. Şurada 28 Haziran'ın raporunu göstereyim ben size. 28 ve 29 Haziran raporu var bildiğiniz üzere. 28 Haziran'da ana kupun arkadaşlar başarısız oldu. Hırvatistan maçı ilk kere bir buçuk dedik başarısız. Fransa maçı sonu bir buçuk dedik başarısız. Onun dışında yüksek oranlı yüksek verdiğimiz tahmin yani en çok gol ikinci yarı ikinci yarı Fransa sonucu başarılı. Kupa Amerika'da Arjantin geldi. Uruguay maçı 1-0 bitti. Zamalek geldi. Dinamo Mis geldi. Öyle de bir kazandık. Onun dışında bu arkadaşlar herkes açık katıl grubumuz. Herkes açık grubumuz pardon. Katıl grubumuz da var tabi. Oraya da katılabilirsiniz. Fakat buraya da tahminler veriyoruz. İlk yeri bittikten sonra ben buraya bir buçuk bin kişinin olduğu gruba buraya yazdım ki Fransa maçı hakkında canlı verdim. Şöyle kısaca anlatayım. Maç 2'den 1 olabilir dedim. Fakat maçın geriye kalanını Fransa alır dedim. Altına da ben maç sonu 0 dedim. Maç uzatmalara gider Fransa alır dedim. Uzatmalara da gitti. Yüksek orandan da kazandık. Fakat maçı kazanan Sonber oldu. İsviçre oldu. Onun dışında diyecek pek bir şey yok. Bura ücretsizdir. Açıklama kısmında linki mevcut. Sizler de isterseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Maçlara geçiyorum. İlk maçımız Helsinki'lerin mücadeleleri. Öncelikle şunu göstereyim ben size. Yani bu maça zaten Deplasman takımını biz değerlendiriyorduk. Maç sonu 1-1.5 üst, maç sonu 1-4.5 alt şeklinde. Önceki maçlarında bazı değerlendirdik. Bu maçı muhtemelen yine Deplasman Helsinki takımı kazanacaktır. Çünkü şöyle göstereyim. Aralarında oynanan son 10 maçı bile hatta şöyle göstereyim bakın. Hepsini Deplasman'daki Helsinki kazandı. Ondan dolayı yani bu maçta da bir sürpriz çıkar mı? Yıllar sonra gelip sürpriz çıkar mı sanmıyorum. Çünkü takımlar arasında kalite farkı kadro düzeylerine baktığımız zaman bile kadro değerleri arasında bir fark olduğunu zaten sizler de göreceksinizdir. Burada maç sonu 2 mümkündür. Şöyle yapalım ben sizlere. Maç sonu 2 ve 4.5 alt yaptığınız zaman da 1.49 gibi orandan burada deplasmanın galibiyetini fakat maçta çok gol olmayacağını oynaya 5 gol çıkartmayacağını yap yaparaktan da oynayabilirsiniz. Helsinki'nin deplasman maçlarına baktığımız zaman da 5 golü geçen maç olmamış. Hatta şöyle göstereyim. 5 golüden 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, şeklinde oldukları için ben yine Deplasman, Deplasman Helsinki'nin galip geleceğine fakat maçta çok fazla gol olacağını sanmıyorum. Maç son 2-4.5 kat yaptığınız zaman da 1.49 gibi orandan değerlendirmiş olacaksınız. Bol şanslar diliyorum. Geçiyorum. Molde Stronghold Set mücadelesi. Molde ciddi anlamda çok iyi bir takım olduğunu söylemi söyleyelim. Ayrıca arkadaşlar maç eksiği var bakın. Bodo ile aynı puandalar. Molde'nin bu sezon şampiyon olmak istiyorsa Storm da veren yani tanımaması lazım burada. Acayip vurması, geçmesi, vurup kırması lazım. Ben yine gollü bir mücadele geçmesini bekliyorum. Molde'nin son maçına baktığımız zaman şöyle göstereyim ben sizlere. Son maçında deplasmanda Bodo'yu yendi arkadaşlar. Yani kolay bir şey değildir Bodo'ya karşı yenmek. Yani Molde bu maçta mutlaka zaten favori olup oynayacaktır. İdeal bir oranı var zaten. Yüksek orana gitmedim bu mücadelede. Gelmesini bekliyorum. Tarafa gittim yine aynı şekilde Molde tarafına. Çünkü Molde zaten geçen sezon Bodo şampiyon oldu. Bu sezonda artık Bodo'yu bile yenmişken burada böyle basit takımlara karşı Strongholdset basit takım değil fakat ya burada hata yapmaması gerekiyor Molde'nin en azından şampiyon olmak istiyorsa. Bu seviyelerde Bodo'yu da yenmişken moral depolamışken Strongholdset'e de artık yenilmezsin Molde ye diyerekten de ben Molde'nin en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. 1.30 oranı vardı düşürmüşler. Ee yani girelim böyle devam edelim ya. Bir 30'luk oran bence ideal olacaktır bizler için. Eklenebilir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ben Molde'nin galip gelmesini çünkü oynadığı da futbola baktığımız zaman da hücum futbolunu benimseyen biri olduğu için ondan dolayı ben ee, Molde'ye güveniyorum. Eksik veya cezalısı yok. Deplasman takımında ise bir defans bir forveti sakat olarak gözüküyor. Fakat bunlar da daha forma şansı bulmuş isimlerdir değil. Veya ilk 11'de çıkmış isimler olmadığından da belirteyim. Matsunu 1.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Rosenborg mücadelesine bakalım. Şimdi Rosenborg arkadaşlar ne zamandır kötü gidiyor bu maçta da favori gösterilmesi gayet normal bence. Rosenborg artık kötü gidişe son vermek isteyecektir. Gerçekten onlar da hücumu çok düşünen bir takım. Fakat geride yaptıkları o hatalar, o geride bıraktıkları boşluklar son 3 maçında da rakipleri gerçekten iyi değerlendirdi. Bu maçta da deplasman takımının maçlarına baktığımız zaman da ne kadar çok pozisyona girdiğini görmek mümkün. Ondan dolayı arkadaşlar basman takımı ayrıca defansı da sağlam tutuyor. Fakat erken bir gol, gel gol geldiği zaman bu mücadelede ben her iki ekibin de birbirine gol atmasını bekliyorum. Fakat bu maç biraz riskli bir maçtır arkadaşlar onu belirteyim. Ondan dolayı ana kuponlarınıza veya ideal kuponlarınıza almanızı önermiyorum. E, çünkü Rosenborg hem atıyor hem yiyor ondan dolayı bu bahsi verdim. Ben her iki de birbirine gol atmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.52. Normalde burada ne zamandır muhalif olan takım Rosenborg ona gitmek lazım aslında Kazanmaz, kazanır şeklinde bir yapmak lazım fakat bir beraberlik bile çıkabilir ondan dolayı ben çifte şansın oranı yok fakat Rosenborg'un o geride yaptığı hatalardan ve çok atıp çok yemesinden dolayı zaten oynadığı 9 maçta 20 tane atmış 16 tane gol yemiş buradan da zaten ne kadar atıp ne kadar yediğini görmek mümkün çok fazla analize de gerek yok ondan dolayı burada bir karşılıklı gol var bahsini değerlendirmek istiyorsanız ben her iki ekibin birbirine gol atmasını bekliyorum değerlendirmek isteyenler her iki ekibin birbirine gol atanını değerlendirebilirler. Onun dışında geçelim diğer mücadelemize. Bodo Glimp mücadelesi. Ya Bodo hakkında bir şey konuşmaya gerek var mı? Pss, ne, konuşalım neyse. Bodo arkadaşlar bazı kaliteli futbolcuların geçen sezon şampiyon olduktan sonra takıma, takımın kasasına para girsin diye bazı önemli futbolcularını sattı. Fakat takımdaki futbolcular yine hala yeterli düzeyde oynuyorlar. Son bol e, maçı yenilse de son molde maçının mağlup olsalar da maçta güzel bir performans sergilediğini söyleyeyim ben. Hatta şunu söyleyeyim. Hak eden taraf bence Bodo'ydu. İstatistik açısından ne düzeydeler bilmiyorum fakat aynen hak eden taraf Bodo'ydu. Ben maçın seyrettim biraz. Kaçan net pozisyon olsun bir şeyler olsun değerlendiremediler. Ben burada Sunday karşı çok fazla zorlanacaklarını da düşünmüyorum. Çünkü burada maç fazlasıyla oynuyorsun. Sen şu an lidersin fakat Molde'nin maç eksiği var. Sandefjord'da kötü gidiyor diyebiliriz açıkçası. Puan durumunda zaten son sıralarda yer alıyor. 9, 7 maçta 9-60-16 yemiş. Bodo'ya karşı zaten çok gol atabileceğini veya çok pozisyona gireceğini düşünmüyorum. Ki girse diyelim burada Sandefjord burada nasıl oynar? Öncelikle ondan bahsedelim. Kendi evinde olduğu için biraz baskılı oynayabilir fakat ağırlıklı olarak kontra atakla futbol sergileyebilir. Ben fakat Bodo'nun burada artık hata yapmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından Molde o maç eksiğinden dolayı molde e mağlup ettiklerinden dolayı Molde'nin e bir puan kaybedene kadar Bunların artık tam konsantrasyon olarak Maça odaklanmasını Burada ben direkt düz olarak galibiyetini alıyorum Yani yeri gelir 1-0 kazanır Yeri geliyor 5-0 kazanıyor Ondan dolayı direkt düz galibiyetini almak Doğru olacaktır Geçen 7 tane atlı mesela son maçında da 4 tane atlı Belli olmuyor bu takıma Geçen de 1-0 aldı yani Direkt maç sonu 2'ye almak mantıklı olacaktır Bol şans Gelelim bir diğer güvendiğim mücadele. Viking mücadelesi. Şitabekle oynuyor. Arkadaşlar Şitabek'in inanın bir numarası yok. Viking bu mücadelede gerçekten kazanır. Ben burada direkt sizlere maç sonu birini yapıştırıyorum. Hatta oran yetmez bana diyenler varsa maç sonu bir buçuk üstü bile alabilir. Ben Viking'e burada güveniyorum. Yarın yapacağım kuponlardan ana kuponlarda koyabileceğim maçlardan bir tanesi. Şitabek'in bir numarası yok. Viking son maçlarında güzel futbol sergiledi. Çok gol pozisyonuna girdi. Şitabek'in zaten garda düştüğü zaman erken gol yediği zaman da bakın bu da 4 tane arka arkaya dizdi kursağına. Ee, ki zaten kötü gidiyor. Yani ligin şamar olanı sanırım son sırada aynı 15. sırada yer alıyor. Ben burada Viking'in kazanmasını bekliyorum. Viking zaten kendi evine baktığımız zaman da kendi evinde oynadığı futbolla gerçekten genellikle 2-1, 4-1 Burada 3-1'lik. 1-0'lık mağlubiyeti de var Tromsoy'a karşı. Fakat bu takımlara karşı pavuç bırakacağını sanmıyorum. Viking'in burada direkt galibiyetini değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. 1.50 gibi orandan sizlere Viking'in galibiyetini sunuyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız direkt değerlendirebilirler. Atlanta Milwaukee mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman da bu maç hakkında şunu söyleyeyim. Tamamen istatistik açısından gideceğim. Editör basket basket editörü arkadaşımız mutlaka verecektir zaten bunun detaylı analizini. Fakat ben şunu son maçlarında değerlendirmiştim. Yine aynı şekilde değerlendirmek istiyorum. Direkt göstereyim sizlere hatta. Şöyle birinci periyot aynen şurada. Arkadaşlar Atlanta takımı genellikle ilk periyot maçlarını kaybediyor. Milwaukee takımı da aynı şekilde ilk periyotlarını kazanıyor. Genellikle böyle oluyor. Kendi aralarındaki maçlar da aynı şekilde böyle oldu. Ben yine ilk periyodum burada Milwaukee tarafına döneceğini düşünüyorum. Burada ilk periyot Milwaukee diyerekten de 1.48 gibi olandan bir NBA önerisi olsun sizlere. Fakat katıl grubunun arkadaşımız zaten bunun ayrıntı detaylısını bilgisini yazarak tahmin yapacaktır. Ben tamamen istatistik açısından yaklaşıyorum. İlk periyot Milwey kazanabilir. İsteyenler değerlendirebilirler. Toplamda 6 tane mücadele verdim. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi de yazarsanız aynı şekilde belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.